Sabah erkenden şehre giren bir grup camiye gelip cemaati kışkırttı. Camiden çıkan cemaat doğruca belediye meydanına yöneldi. Şeriat isteriz diye bağırıyorlardı. Kaymakam askeri birliklerden yardım istedi ama çok geçti. Tekbir getiren grup saldırıya geçmişti bile. Menemen 1930. 63 yıl önce Menemen'de seyredilen bu film geçen hafta Sivas'ta yeniden vizyona girdi. Hem de daha acı ve daha kanlı bir versiyonuyla. Sivas faciası ayaküstü yapılmış bir televizyon söyleşisiyle başladı. Türkiye Gazetesi muhabiri herkesin ortasında Aziz Nesin'le söyleşi yapıyordu. Söz dinden açılınca Nesin görüşünü söyleyiverdi. Değişebilir değil mi? Allah-u Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum. Çünkü bunlara inanmak için aklımı kaybetmem lazım. Yani burada cehennem için söylenen şeyler. Bunu Allah söylemiş. Ben bu yani inan. Sen ne saldırıyorsun? Hayır, ne ben? Lütfen dışarı. Yok, neden saldırayım? Benim düşüncem. Niye insanların fikirlerine saldırıyorsun? Duyuyorum işte. İşte kıvılcım orada patladı. Sivas zaten günlerdir tetikteydi. Şeytan ayetlerini tercüme ettirdiği için zaten büyük tepki alan Aziz Nesin'in kente sokulmaması için günlerdir uğraşılıyordu. O gece Nesin'in sözleri abartılarak yayıldı. Sabah olduğunda şehir barut fıçısı gibiydi. Kanlı Cuma yerel gazetelerin asabi manşetleriyle başladı. Nesin'in konuşması başlıklara çıkmış ve Müslüman mahallesinde salyangoz satıldığı ilan edilmişti. Hakikat gazetesindeki başyazı meydan boş değil diyordu. Hakarete varan cümleler kullanması ki var bunlar gazetelere intikal etmiş sözleri. Bunlar halkı tahrik etmiştir. Öğleyin Çifte Minare Bahçesi'nde yazar Asım Bezirci gülümseyerek kitap imzalıyor, az ötede Aziz Nesin gazetesini satıyordu. Ama aynı Çifte Minare'nin hemen öte yanında tam ters bir hava vardı. Cemaat cuma namazı için toplanırken sanki olacakların sinyalini veriyordu. İçim dolu dolu, şimdi namaza gideceğim ben. Bir tarafta Allahu Ekber sesi, bir tarafta ezan-ı Muhammediye okunurken, bir tarafta da ateistliğin, dinsizliğin propagandası kanımca ne olur bilemiyorum. Ne olduysa cuma namazı çıkışında oldu. Paşa Camii, Meydan Camii ve Ulu Camii'den çıkanlar bir anda birleştiler. Nasıl organize edildiği anlaşılamayan bir gösteri birdenbire patlak verdi. Ve göstericiler hükümet konağına doğru yürüyüşe geçtiler. Şeytan Aziz, vali istifa diye bağırıyorlardı. Az sonra taşlar da yağınca içeride Vali Ahmet Karabilgin ter dökmeye başladı. Bu saatlerde ben bu adada jandarma alay komutanımla beraberdim. Sorumuzun geldiğini düşünüyorduk. Ve alay komutanımız alayda en son elinde tuttuğu bir takım timi tersizle göreve sevk ederek çok kısa zamanda tim güvenlik önlem aldı, havaya ateş etmek suretiyle hükümet konağına saldırganların girmesini önledi. Ama yatışmadılar. Şimdi hedef kültür merkeziydi. Pir Sultan'ın yeni yaptırılan heykelinin bulunduğu merkezde bir panel sürüyordu. İçeridekiler Allahu Ekber seslerini duyup dışarı fırladılar. Polis yalnızca izliyordu. Az sonra korkulan başa geldi ve taşlama başladı. Polisin gözü önünde yüzlerce kişi kültür merkezini taş yağmuruna tutuyordu. İlk yaralanmalar da burada oldu. Bu durum karşısında panel yöneticileri içeri kaçtılar. Kapıyı sürgülediler. Sıkışıp kalmışlardı. Bu noktada resmi yetkililer topluluğu yatıştırmak için gerilediler. Önce Pir Sultan heykelinin kaldırılacağı sözünü verdiler. Sonra da şenliklerin iptal edileceğini duyurdular. O sırada Refah Partili Belediye Başkanı meydana gelerek hoparlörle göstericilere bir konuşma yaptı. Kalabalık bu yolla sonuç alabileceğini görmüştü bir kere. Ok yaydan çıkmıştı. Saldırıya geçtiler. Hınçlarını önce Pir Sultan heykelinden aldılar. Heykel taşlandı, ipe bağlanarak devrildi ve sürüklenerek yeni hedefe doğru götürüldü. Yeni hedef Aziz Nesin'in kalmakta olduğu Madımak Oteli'ydi.
yürüyüş boyunca kalabalık iyice artmış ve çoğu çocuk yaştaki göstericilerin sayısı 3000'i aşmıştı. Oysa şehirdeki güvenlik güçlerinin toplam sayısı 500'ü bile bulmuyordu. Artık heyecan en üst noktadaydı ve sloganlar da değişmişti. Yaşasın şeriat. Şeriat Aziz Nesin'in kellesini istiyordu. Göstericiler dışarıda Sivas Aziz'e mezar olacak diye bağırırken içeride kuşatılan 80 kişi kapıya masa ve sandalyeleri yığarak barikat kurmaya çalışıyordu. Aziz Nesin bir umutla Erdal İnönü'yü aradı. İnönü endişelenmemesini, güvenlik güçlerinin yetişmek üzere olduğunu söyledi. Aziz Nesin inandı. Az sonra asker geldi ama otele yaklaşamadılar bile. Kalabalık asker Bosna'ya diye haykırıyordu. Birkaç metre ötede otel yağmalanırken asker şaşkın bir şekilde çevreye bakıyordu. Az sonra topluluk orduya mesajını verdi. Allah size asker, siper olamaz. Gelen askeri güç kalabalık karşısında son derece cılız kalmıştı. Çekilmekten başka çareleri yoktu ve herkesin gözleri önünde geri çekildiler. Topluluk alkışlar arasında bağırıyordu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Artık sadece kitle psikolojisi konuşacaktı. Dışarıdaki binlerce insan içeridekilerin ölüm emrini vermişti. İnfaz için birkaç kişi otele girdi ve fitili ateşledi. Önce otelin önündeki arabalar, sonra da kapıya yığılan sentetik malzemeden eşyalar yandı. Yangın rüzgarın da desteğiyle hızla büyüdü. Dumanlar katlara yayıldı. Dışarıdakiler tabloyu seyrederken, içeridekiler için artık ölümlerden ölüm beğenme vaktiydi. Linç edilmekle yanmak arasında sıkışıp kalmışlardı. İçeriye yanmağın, o senin ateşin, içeriye ben de! Cehennem ateşi işte. İtfaiye az sonra geldiyse de kalabalıktan binaya yaklaşamadı. Olaylar başlayalı 6 saat olmuş, hala takviye gelememişti. İçerideki 80 kişi ölüme terk edilmişlerdi. Dumanlar üst katlara yükselirken oteldekilerden bir grup binadan kaçabilmek için aşağı koştu. Ama ilk yananlar da onlar oldu. Aziz Nesin ise 4. kattaki bir odaya sıkışıp kalmıştı. Duman kapıdan sızıyordu. Korumaları aniden ortadan yok olmuşlardı. Yanında bir tek dostu yazar Lütfü Kaleli vardı. Ne yapıyoruz dedi. Ölüyoruz abi dedi. Bari yani iyi bir ölüm sergileyelim diye. Ben öyleyse şu yatağa yatmak istiyorum dedi. Böyle ölmek istiyorum dedi. Benim gözlerim yaşardı tabiatıyla. Ve şunu da söyledi. Böyle bir ölümü hiç düşünmemiştim. Ve ben orada düşündüğüm şuydu. Öyle bir biçimde öleyim ki korkarak ölmüş bir adam durumuna, pozuna girmeyeyim diye düşünüyordum. O da mümkün değildi çünkü kıvranıyordum. O dumanlardan kıvranıyordum ve kendi kendime bunun mücadelesini yapıyordum. Yalnız bir köşeye büzüşmüş bir adam olarak ölmeyeyim. Dışarıda kalabalık tekbir getirirken Nesin ve Kaleli son bir deneme yapmaya karar verdiler. Can havliyle koridora çıkıp caddeye bakan bir odaya geçtiler. Şimdi yaşam için son bir umut vardı. Çünkü itfaiye nihayet otele yanaşmayı başarmıştı. Gövdemi pencereden dışarı çıkartarak ve aşağıya imdat diye bağırarak seslenmeye başladım. Ama çığlık çığlığa bir bağırıştı bu. Benim orada Aziz Nesin olduğumu fark etmediler. 5. katta ve karanlıkta beni bir komiser zannetmişler. Aşağıdan da sesler geliyor, komiseri kurtarın, komiseri kurtarın diye. Lütfü Kaleli'yi zaten tanımıyorlar fizik olarak. Fakat beni de komiser zannederek bir süre sonra bekledik. Etfaiye kamyonu arabası geldi.
İtfaiye bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da merdiveni 4. kat penceresinde çaresiz bekleyen 2 kişiye uzatıyordu. Ama penceredeki adamın komiser olmadığı çabuk anlaşıldı. Abi bu azinesin ya. Abi ya azinesin ya. Öfkeli kalabalığın kellesini istediği Nesin, işte yarı baygın halde o kalabalığın ortasına indiriliyordu. Aşağıda bir grup ünlü yazarı linç etmek için bekleşiyordu. Ondan sonra merdivenden inmeye başladım. Beni Lütfü Karadeli merdivene koydu. O kadar gücüm kalmamış ki çok zor merdivenden otura otura iniyordum. Aşağıdan yukarıya da bir etfaiye yeri geliyor. Tam merdivenin ortasına geldik. Ben sanıyorum ki etfaiye yeri beni kurtaracak. Etfaiye yeri vurmaya başladı. Merdivenin son noktasına geldiğimizde itfaiye görevlisi bir er Aziz abinin bileğinden yakalayarak, hakaret ederek kendisini sanki bir valizi kaldırıp atarcasına hem aşağı çekti hem o canavar topluluğunun eline linç edilmesi için savurdu. Ve yere düştüm. Oradan yerden böyle tekme yumruk vuruyorlar. Başımdan kan akmaya başladı. Yeri burada. Efendim polis arabasına kadar sürüklediler beni. İşte orada en beklenmedik şey oldu. Bir polis gelip Nesin'i kalabalığın elinden aldı ve emniyetin minibüsüne bindirdi. Hayatı boyunca kaçtığı polis bu kez hayatını kurtarmıştı. Şehre gece karanlığı basıp polis kente hakim olduğunda geride 36 ceset, 60 yaralı ve onarılması güç bir kara leke kalmıştı. Sabah olduğunda Sivas ölümcül bir kabustan uyanmış gibiydi. Kubilay'dan bu yana unutulmaya çalışılan ve bir daha hiç tekrarlanmaması istenen bir kabus. Sivaslı bir şoför bu kabusu 32. gün ekibinden Neşe Burgaz'a şöyle özetliyordu. Ne düşüneyim, şimdiye kadar hiç böyle bir şey yoktu abla. Ne kadar özgür geziyorduk, şimdi ne oldu abla bize? Bize bir çare bulun abla. Bu güzelim şehir bak ıpıssız oldu. Buna bir çare bulsun. At, kolay gelsin.